Olur mu, olur mu be? Galatasaray dedik, bağrımıza bastı. Yaktı bizi! Oğlum, Adana Spor'da bizi yaktı. Kalk sen deplasmanda Trabzonspor'u yen! Hiç değilse berabere kalsaydı 13'ü buluyorduk. Tabii ya! Kara kartal bu oğlum! Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Tutunca takımın sağlamını tutacaksın. Boşuna mı Beşiktaşlıyız biz? Malum ya, kafa meselesi bu. Hay beciler, beleşten iki gol attınız, çeneniz açıldı. Ne beleş oğlum? Kartal bu, pençeyi taktım hop al aşağı eder. Haftaya Bursa deplasmanındasınız. Bursa kaç çekecek bakalım, o zaman görürsünüz kartalı pençeyi. Ya. Boş versene sen. Siyah beyaz bu abi. Bursa'ya en az 3 çeker. 3 çeker. Cafer oğlum, çay taze mi? Gazi abi, az önce demlendi. Getir bakalım, dertlilere deva olsun, benden ikramdır. 10.000 lira. Dupont çakmak bu, en az 30.000 lira eder, ne yapıyorsun sen ya? İşine gelirse. Ah yavru, akşam diskoda beklemese. Al bakalım. Gene iyisin, kanemici. Senin külüstür saate de 3.000'lik çalışır. Ne yalan? Dede yadigarı. 100.000 versen çalışmaz. Saatlerinizi ayar edin. Tam 6'ya 3.5 var. Ne oldu benim kayık? Ne zaman boyuyor? Yarın başlıyorum abi. Unutma, sarı kırmızı olacak. Yıllardır bir özlemdi, yanıp durdu bağrımda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yari? Harika, siyah beyaz. Bir de kartal kondurduk mu şuraya, tamamdır. Aslan kara kartal. Tüh be! Kazım abi sarı kırmızı demişti. Sandal Beşiktaşlı oldu. Olsun be, o da belki Beşiktaşlı olur. Beyaz beyaz bembeyaz, gözleri siyah beyaz. Bir gördüm aşık oldum, bu ne güzel Beşiktaş. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Allah Allah! Sen nereden çıktın ya? Seni sandal mı doğurdu? He? Kim bıraktı seni buraya? Nerede annem baban? Ağlama oğlum. Ağlama kızım. Ağlama be yavrucuğum. Oğlum dedik, kızım dedik. Ağlama dedik. Söz dinle bakalım. Sus da kim bıraktı seni buraya arayalım. Hay Allah, nerede seninkiler ya? Hemşerim, bunun anasını gördün mü? Görmedim abi. Belli sen Galatasaraylısın. Onlar çok ağlar. Yo, hemen kızma. Beşiktaşlısın, şaka yaptım. Ulan kurban olduğum kara kartal, adım bile yetiyor. Nasıl da sustu, şuna bak. Ne kadar şeker, değil mi? Sandala bırakmışlar. Kim bakar, kim büyütür hap kadar çocuğu? Buna bir anne lazım, değil mi? Siz alsanız çok yakışır. Ben? Ben mi? Nur topu gibi bir çocuk. Hem de Beşiktaşlı. Piyango bu. Al, al. Çok, çok isterdim ama imkansız. Bak nasıl sevdi sizi, gülümsüyor. Alın, alın. Hadi alın. Allah Allah, neden kaçtı bu kız ya? Güzel kızdı, değil mi? Ama korkuttum onu, bak kaçtı.
Ne olacak şimdi? Biz kendimizi zor geçindiriyoruz, bir de sen kaldın başımıza. Gönlüm senden ayrılmaya razı değil ama ekonomik durum yaş. Söz aramızda memleketin de. Ah! Ne oluyor ya? Utanmaza bak! Ne oldu? Bir yerimiz mi açık? O bıraktığın ne? Görmüyor musun çocuk? Düşünmeden peydahlar, sonra kedi yavrusu gibi sokağa! Sende hiç Allah korkusu, hiç vicdan yok mu? Elhamdülillah Müslümanız! Ondan mı atıyorsun çocuğunu? Çocuk benim değil ya! Sandala bırakmışlar! Sen onu başkasına yuttur! Ah, indir, bana bak, indir aşağı! Çok yüksek burası, indir dedim! İndirsene be! Yüksekten benim başım döner, indir! Al çocuğu, yoksa doğduğuna pişman ederim seni! Ah! Ah! Kase kırıldı! Al çocuğu dedim sana! Tamam abiler, itiraz mı ettik? Hava sıcak, susamıştır, soğuk gazoz alıp getirecektim. Onun için koydum buraya. Gel canım. Canım benim, hanımmış benim ya. Müsaadenizle. Bunlar öcü yavrum. Dur yavrum. Geliyorum. Ağlama, al sana bir kardeş, bak! Aa, çocuğunu çalıyor! Ne çalması ya? Dur, dur diyorum! Bak, görmüyor musun, cabasını verdi! Ne cabası? Cabasını vermiş! Benim başımdaki bana yetiyor! Al çocuğunu! Ulan karı az daha parçalayacaktı beni be! Zamanı çocukları! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne sevimli değil mi? Maşallah, Allah bağışlasın. Çok sevdin, hediyem olsun. Böyle evlat her kula nasip olmaz. Deli misin yahu? Alay mı ediyorsun akşam akşam? Bak bak, yakından bak. Kokla, mis gibi kokuyor değil mi? Hadi öpüver amcası. Tövbe tövbe, kaçık mıdır nedir? İsmet ayağına geldi, kaçırma. Kiminin milyonları var, böyle bir çocuğu yok. Şu gözlere bak, badem, yanaklar elma, dudaklar kiraz. İnsanın yiyesi geliyor. Korkma, para pul da istemiyorum. Yeter be! Git çocuğu olmayana ver. Bende tam 13 tane çocuk var. 13 tane mi? Çok sakıncalı. Öyleyse bunu da almak zorundasın. Yahu deli misin, nesin kardeşim? Duymadın mı? Tam 13 tane çocuğum var dedim. 13 uğursuz rakamdır. Başına bir kötülük gelir. Bunu da al, 14 olsun. Hayatın kurtulur. Ay, peki. Hadi dur, eyvallah. Dur yahu, nereye gidiyorsun kardeşim? Dursana kardeşim! Kız, Hayriye, nereye böyle selamsız babasız? Hiç uğramıyorsun kusura artık. Bakma, görmedim. Vakit mi kalıyor abla, bulaşık, çamaşır, çocuk, yemek... Evde 13 tane, bir de bu, etti 14 tane. Aklımı kaçıracağım. 13 uğursuzmuş, uğursuz senin. Şu Hayrullah Bey'in gelini var ya, şoför Ahmet'e kaçmamış mı? Deme! Kocası ne yapmış? Ne yapacak zavallı? Kendini içkiye vermiş. Ay çocuk değil canavar, iki laf konuşturmaz. Geldim çocuğum. Vay alçak herif, gene arabaya koymuş çocuğum. Oh! Bu ne? Ah! İkiz çocuk, ne kadar güzel. Seni utanmaz seni, bir de alay ediyor. Çabuk al çocuğunu! Benim çocuğum değil! Al ben diyorum. Onu sandaldan, bak anlatayım! Al diyorum! Benim değil canı! Al diyorum sana! Niye alayım şimdi ya? Şimdi bağırır, ümmet-i Muhammed'i bağırır, toplarım sen bağır. Pardon! Manyak bu karı ya! Bu çocuk... Coca-Cola? Ne oluyor hemşire? Kör olası herif! İkide bir çocuğunu benim arabama bırakıyor! Ulan gene mi sen? Çocuğu... Abicim, yok be abi! Bir yanlış anlama oldu! Kola içiyordum... Belki kaçar diye arabaya koymuştum. Çok hızlı koşar da... Ya! Çok hızlı koşar! Oo, koşucu olacak! Mehmet yurda dön! Boyu devrilesice herif!
Koskoca fabrikatör Naci Akman sekreterinden çocuk peydahlasın. Hem de tam nikahımız kıyılmak üzereyken. Ya çevremizde duyulsa ne yapardık? Seni bu kadar sevmesem bu rezalete dayanamazdım. Nesrin? Ne oldu? Sahilde bir sandala bıraktım. Gören falan oldu mu? Hayır, olmadı. Bu iyiliğini unutmayacağım. Annesi doğumda ölmese, aylık bağlar ömür boyu bakardım. Sana yardım ettiğime çok pişmanım amca. Korkunç bir şey bu. Rüyalarıma girecek hep. Amcanın gazetelere manşet olması daha mı iyiydi? Düşün bir kere. Amcam düşünmeliydi kızı baştan çıkarırken. Zavallı Hülya. Kes sesini! Utanıyorum senden amca. Şu lüks hayatı yaşarken utanmıyordun ama. Ondan da utanıyorum. Beni siz büyüttünüz. Bu işi de kendimi size borçlu saydığım için yaptım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bravo. Canım yavrum. Buyur güzelim. Allah bir yastık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Ne güzel bir bebek böyle. Geline bebek yaraşır. Ay canım benim, gülüm benim, güzelim benim. Ne güzel şeysin sen öyle. Ay canım. Aa, bu ne? Düğün hediyesi. Sen yaşta erkeğe nasip olmaz. Çekil be, terbiyesiz herif. Ver şunu bana. Al çocuğunu, istersek biz kendimiz yaparız. Değil mi şekerim? Yaparız değil mi? Amca, sen hangi takımı tutuyorsun? Ben mi? Galatasaray. O zaman hiç yapamazsın. Ağın gitmiş, vağın kalmış senin. Ne istiyorsun? Bu çocuğu vermeye geldim de. Dur, dur bakalım. Öyle her gelen çocuğu almayız biz. Usullere, nizamlara, talimatnamelere uygun olacak. Yani anasız babasız olması ilk şart. Tamam. Aynen bu öyle işte, buyurun. Yoo! Olmaz, önce muhtara gideceksin. Çocuğun kimsesiz olduğunu gösterir, ilmuhaber alacaksın. O ilmuhabere, çocuğun kimsesizler yurduna kabul edilmesini isteyen dilekçeni ekleyerek belediye doktoruna gideceksin. Çocuğun hiçbir hastalığı olmadığına dair resmi raporu ekleyip ilmuhaber ve dilekçeyle beraber komisyona müracaat edecek, gün alacaksın. İki veya üç ay içinde komisyon seni ve çocuğu kabul edip görecek. Bu sırada çocuk hakkında tahkikat ve polis soruşturması yapılacak. Dilekçende yazdığın hususlar doğru ise komisyon çocuğun buraya alınması için yurtlar müdürlüğüne tezkere yazacak. Tezkere bize intikal ettiğinde sana davetname gönderip çağırtacak ve... İl muhaber, muhtar, sağlık raporu, komisyon, tahkikat, yurtlar müdürlüğünden tezkere, davetname... Ulan bunlar olana kadar büyür askere gidersin sen be! Sen de hak verdin değil mi? Sonunda kaldım başıma işte. Ben garip bir adamım. Tencerede pişirir kapağında yerim. Nasıl bakarım sana? Seni çok sevdim. Ama en iyisi ayrılmamız. Bak, burası zengin mahallesi. Varlıklı biri alır seni, adam gibi büyürsün. Hadi eyvallah. Hani anlaştıktı? Var mı su koy vermek? Anlaşıldı. Sen benim kısmetimsin. Karınca kararınca yaşarız. Allah büyük.
Belki enflasyon da düşer. Belki de fakir fukara fonundan, fakfuk fondan yararlanırız. He? Laf aramızda ben de çok yalnızdım zaten. Aldık, kabul ettik işte. Hala ne ağlıyorsun? Üf, bu ne koku be? Aa, vay anacığım! Sen kızsın ya! Ben erkek sanmıştım. Büyüyünce Beşiktaş'ta oynar, transfer parasından nasipleniriz demiştim. Ama zararı yok. Kız basket takımında oynarsın Beşiktaş'ın. Hı? Keyfin yerine geldi tabi, seni sokağa atan ananın babanın suratına köpekler işesin. Yetmez ya, hı? Kız! Bir elime geçerlerse bir kaşık suda boğacağım vallahi. Allah Allah, bu ne gürültü! Ah, bizimkiyle sohbet ediyorduk. Üstüme iyilik sağlık! Nereden çıktı bu? Hangi şıllıktan peydahladın? Kayıktan. Kayıktan mı? Hı. Hadi be zevzek, kayıktan çocuk olur mu? Senden oluyor da kayıktan neden olmasın? Şimdi ayağımın altına alırım seni! Şaka yaptım be Şaheser abla! Kayıkta buldum. Sonra da aldın elin piçini, getirdin başımıza! Kelimelerine dikkat et, resmen babası sayılırım. Şan babası! Sen önce kendi karnını doyur! Hare giremediği deliğe, poposuna kabak bağlayıp öyle girmeye çalışırmış! Çocuğu veren Allah, rızkını da verir! Sen önce bizim 3 aylık kirayı ver! Kaçmadık be abla! Bakarsın at yarışlarında bir altılı tuttururum. Ya da Toto'da 13+1. Senelik peşin atı veririm önüne, ya? Ufak ufak at da civcivler de yesin. Ağlama yavrum benim, ağlama. Gel bakayım. Ah canım benim, ah güzelim. Kayık mı doğurdu seni, ha? Oh canım benim. Hanemiş güzelim, hanemiş canım. Oh, karnı acıktı bunun, meme istiyor. Meme istiyor değil mi? Ben vereyim. Hadi oradan be, zevzek sende. Öyleyse dolapta kuru fasulye vardı, hemen ısıtıp getireyim. Manyak mısın sen be? Parmak kadar çocuk, kuru fasulye yer mi? Ben yiyorum ama. Ziftin pekini ye. Mersi. Lahmacun versem, yahut Adana kebabı, 1,5 acılı. Olmaz mı? Sen iyice kaçırdın. Bebek sulu şeyler yer, sulu. Sulu şeyler mi? Ha, dolapta mercimek çorbası var. Dur Allah'ın cezası! Ne? Ha, çıldıracağım şimdi. Bu kadar bebek süt içer, süt! Süt içer tabii ya! Yahu nasıl da düşünemedim! Hep aklımı sen karıştırdın! Öyleyse hemen gidip süt alıp geleyim! Ağlama yavrum, ağlama güzelim benim! Ağlama canım! 150 liracık bozukluğun var mı? Gel Allah'ın cezası, var gel! Al, al! Al, sağ hadi! Ol. Ağlama, ağlama güzelim benim! Ağlama! Canım benim, güzelim benim! Ne alacaktım? Ha, süt! Ay Allah'ım, süt tabii! Annenin kitabı, heh, tamam. Şuradaki kitabı verir misiniz? Buyurun. Bunu alırsam iyi anne olurum, değil mi? Ha? Şey yani, iyi baba olurum diyecektim de, şaşırdım. 8 haftalığa kadar çocuğa verilecek süte yarı yarıya su eklenir. Azalan şeker miktarını karşılamak için 1 litre süte 50 gram bildiğimiz şeker eklenir. Kız, iç kızım, kız! Ha? Aa! Şimdi iyice anladım senin Galatasaraylı olduğunu. Gene su koy verdin. Puh! Sonra talk pudrası ekeceksin. Heh, bitiyor kızım, bitiyor. Cici olacaksın bak ya. Ha? Bitti kızım, bitti! Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kov bostancı danayı, yemesin lahanayı! Kızım, Thank you.
Kemal Bey, yine çamaşıra girmişsin. Başa gelen çekilir. Bugün çamaşıra girdik, yarın da sizin koynunuza gireceğim. Çamaşırlarını telefon tellerine asma. Telefonumu bozuluyor. Niye? Siz tele kız mısınız? Aa! Terbiyesiz. Oh bala! Kız! Hoşuna gitmedi mi su? Bıcı bıcı yapacağım kız! Ha? Oh! Ha? Ağlama ya! Ha? Bak şimdi cici olacağım! Oh! Oh! Ağlama güzelim! Ağlama bir tanem! Ağlama tatlı dillim! Su koy verme lan Galatasaraylı! Bak Galatasaraylı deyince susu verdi. Ne yapıyorsun sen orada? Çocuğu yıkıyorum. İstersen gel seni de yıkayayım. Hadi zezek baba. Rüyanın en tatlı yerinde uyandırdın. Tam Fener'e 6. golü atıyordun. Hadi bakayım. Kış kızım, kış. Tom Karınca Rıza'nın ortası. Al Cemal abi! Hadi Cemal abi! Baloncu! Bebelere balon! Baloncu! Bebelere balon! Balonlarım var! Baloncu! Bebelere balon! Baloncu! Evet abla! Bir balon verir misin? Verelim. Al bakalım. Bebelere balon! Bebelere balon! Baloncu! Baloncu! Bebelere balon! Camcı! Cam takarız! İşler yaş. Siftahımız yok bugün. Maça filan gidemeyiz. Baba! Beşiktaş Galatasaray maçı kaçar mı hiç? Sonucu önceden belli nasıl olsa. Maç Beşiktaş'ın. İş yok. Levan ne demiş? Özel taktik uygulayacağım Beşiktaş'a demiş. Onlar maçı vermez. Kara kartal kızım bu. Maçı aslanın ağzından söker alır. Boş versene sen. Bugün size en az 3 çekeriz. 3 çekerlermiş. Avucunu yala sen. Sen önce maça girmenin yollarını bul. Görürüz bakalım. Maç kimin? Madem yenildiğinizi bu kadar görmek istiyorsun, mesele yok. Maç parasını kazanmanın yolu... Seni bir yakalarsam, bacaklarını ayıracağım Melek! Hare bak bir de gülüyor! Camcı! Cam takarım! Camcı! Camcı!
Camcı! Buyur abla. Utanmaza bak, ben ablan yaşında mıyım senin? Kusura bakma kardeş, biraz miyobum da iyi seçemedim. Denedim biri, camı kırıp kaçtı. Yaparlar, uzay çocuğu bunlar. Teyze aman şey kardeş, Şükret kafanı kırmamış. Bırak gevezeliği, kaça takacaksın bu camı? Tek parça cam, sizin için 5.000 lira. 4.000 lira, işine gelirse. Zaten önümüz yaz, varsın öyle kalsın. Doğru, hava sıcak, hırsızların da canına minnet. Ne, hırsız mı? Kırık cam gördüler mi cup içeri. Bilezik mi, yüzük mü, artık Allah ne verdiyse. Gel hadi, gel tak. Nasıl akıl ha? Kullan kafayı, dön köşeyi. Biliyor musun, cam kırmak çok eğlenceli bir iş, yarın da. Yo, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, sonunda karakolda alırız soluğu. Bugün Beşiktaş hatırına yaptık bu işi. Hayır, Galatasaray. Hadi hatırın kırılmasın, Galatasaray olsun. Bak, bu bilet parası, bu otobüs parası, bununla da birer kokoreç yeriz. Bu da senin dondurma paran. Yaşasın! Ama dondurma yersen mahalleye tabanvayla döneceğiz. Hay, istersen koşu, sağlık kursu olur. Ne oluyorsun be? Ne vuruyorsun lan? Sen Beşiktaşlı değil misin? Beşiktaşlıyım. Gel öpüşelim canım sen. Gel gel gel. Ya ya ya! Şay şay şay! Siyah beyaz çok yaşa! Çek elini ayağını yüzümden Arzu evlat. Besle kargayı, oysun gözünü. Beşiktaş gol yiyince damarıma basmasaydı. Güzel mi yenilik size? Hiç musluk açtın mı ben? Top vur, yuvarlak. Kes sesini. Oh, yenemediniz işte. Bir daha Beşiktaş Galatasaray maçı oldu mu ayrı ayrı yerlerde otururuz, tamam mı? Tamam mı dedim kız? Tamam, tamam. Re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cim bom bom. Ya ya ya, şa şa şa, kara kartal çok yaşa. Aferin kız. Yolcu, paranın kıymetini bil. Bir sıra kalana neler bedava neler. Evet kıymetli yolcular, bir şişe su bile alınamayan 100 lira gibi ufak bir paraya önce şu tarak. Kıvırın. Sokun arka cebinize. İcabında saçınızı tarayın. İcabında testere diye kullanın. İcabında müzik aleti diye. Bu mucize taraktan bir tane alana, ilaveten bir düzine çengelli iğne. Balıkesir'in dünyaca meşhur leylak kolonyasından bir şişe. Ve de vergi iade bildirim zarfını veriyoruz. Duyduk duymadık demeyin. Caba Kemal'den hediyeli tarak kampanyası. Hadi hediyesi 100 lira, yok mu isteyen? Hadi abi bunu da al. Kolonyayı da al. Zarfı da al. Hanımlar beyler, bu harika tarak KDV'si müesseseden olmak üzere sadece 100 lira. Hediyelik taraklar, yok mu isteyen? Hadi abi al çengelli iğne, iğne. İşte en sık saçları yağ gibi tarayan bu tarak gördüğünüz gibi... Uy başıma canım! Gel kızım! Ulan bir elime geçirirsem seni! Burada 800 lira var. Burada da 1400. Fena iş değil. Tam 2200 lira kazandık. O da senin payın ufaklık. Bak bana ufaklık deme, bozuluyorum. Ha. Bozulma, yedek parça yok. Paranı da iyi bir yere sakla. Ayıp ettin.
Nasıl? Ben arkadaşlara uğrayacağım, sen doğru eve, tamam mı? Hadi bakalım. Şerefe. 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 Yüksek müsaadenizle bu adam kaçar. Yangın mı var be? Acelen ne? Geç kalırsam ufaklık duman eder beni. Hadi eyvallah. Güle güle kılıbık. Herife bak be, çocuk esir aldı. Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Merhaba. Merhaba abi. Derey derey derey. Ne haber lan? İyidir abi. Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşa... Ne o kız? Tavuklar gibi böyle erkenden. Hastayım baba. Aa, ateş gibi yanıyorsun sen. Tabii yiyorsun dondurmaları. Denize attım. Attılar çocuklar beni. Denize mi attılar? Paramı almak istediler ama vermedim ben. Aferin. Çok üşüyorum. Aa! Sırılsıklamsın sen. Önce şunları çıkaralım. Sonra hemen bir doktor getireyim sana. Yat kızım. Alayım çocuğum dereceni. İyileşecek değil mi doktor bey? Ateşi 41,5. Çok fena üşütmüş. İyi ki zamanında çağırdınız. Yapılacak ne varsa söyleyin. Öl de öleyim doktor. Yeter ki kızım iyileşsin. Yazdığım ilaçları hemen yaptır. Bu akşamdan içirmeye başla. İhmale gelmez, zatürreye çevirebilir. İlaçları nasıl vereceğiniz reçetenin arkasına yazdım. Sağ ol doktor. Kusura bakma doktor bey, bütün param bu. İlaçları alırsın onunla. Kiminin parası, kiminin duası. Sağ olun doktor bey, çok teşekkür ederim. Fazıl abi yok mu? Gitti. Şu ilaçları verir misin? ₺6100. ₺6100 mı? Para mühim değil de o kadar üstümde yok. 2450 liram var. Bunu bıraksam üstünü sonra veririm. Tanır beni Fazıl abi. Bizde veresiye yok. Fatoş. Hadi aç gözlerini yavrucuğum. Fatoş, aç kızım. Ha? Çok hastayım baba. İlaçlarını içersen bir şeyciğin kalmayacak. Hadi bak. Ha? Çok acı. Kız, cimbom ilaçtan korkar mı? Korkmaz tabii. Hadi iç. Re re re. Ra ra ra.
Galatasaray, Galatasaray, cim bom bom. Ya ya ya, şa şa şa, kara kartal çok yaşa. Şimdi şu apını yut. Terlemiş sucuk gibi olmuş. Dur. Canım babam, beni bırakma hiç. Çok seviyorum seni, çok seviyorum. Kim bırakır seni be? Sen benim parçamsın. Canımın içisin. Her şeyimsin. Bir tanecik kızım benim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Baba. Efendim? Babacığım. Buradayım kızım. Babacığım, hasta mıydın ben? Hastaydın ama geçti. Çok mu oldu yatalı? Hayır. Bir gün bile olmadı. Bana ne kadar uzun geldi. Babacığım, üzdün mü seni? Hiç. Üzmedin. Üzmedin yavrum. Baba, karnım acıktı benim. Boncuk, ben hastaydım. Biliyor musun? Ama iyi oldum artık. Karnım da acıktı. Senin de karnın acıkmıştır. Hadi al ye. Yavrum boncuk. Beşiktaşlı abime 100 gram kıyma. Tamam. Hayır. 1 kilo pirzola. Hem de kuzu pirzolası. Cemal, şuradan 1 kilo mus. Peki abi. Hayır, onda değil. Zengin işi. Çikita olsun. Anan da mı, baban da mı aşçıydı be Kemal? Mis kokuyor baba, mis! Kokusu buraya kadar geldi. Şimdi geliyor. Baba, çabuk ol, karnım zil çalıyor. Yemek değil, ziyafet! Çok güzel değil mi? Baba çok güzel yapmışsın. Çok güzel. Bak böyle. Selam. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ancak haberimiz oldu. Nasılsın ufaklık? Bana ufaklık demeyin, bozuluyorum ha. Kız ne çabuk büyüdün de adam oldun. Niye zahmet ettiniz be çocuklar? Kahvede unutmuşsun bunu. İnsanlık öldü mü be arkadaşım? Üvertür. Pas. 3 pot. Pas. Rest. Rolans. Evet. Kart. Çift.
Çift. Neyin var? Üç ruva. Üç as. Bir milyon liralık fiş verir misiniz? Şansın yok, artık kalksın. Karışma sen lütfen. Ne o kız? Surat gene mahkeme duvarı. Karnım zil çalıyor. Benim de bandomuzu ka. Hemşerim. Manolyalı sokağı arıyorum, 45 numara. Ah çağırıyorlarmış da. Ha, Manolyalı sokak değil mi? Şu yoldan 500 metre git. Yol ikiye ayrılır. Sağdakine gir. 200 adım yürü. Sola sap. 100 adım daha yürü. Sonra tekrar sağa sap. 300 adım daha yürü. Orada sor. Hadi canım. Şu yoldan 500 metre git. Yol ikiye ayrılır. Soldakine gir. 1700 adım yürü. Yok, 1200 adım yürü. Sonra tekrar sağa. Hayır, sola. Olmadı, olmadı. Sağa 300 adım daha yürü. Baba, Manolyalı sokak burası değil mi? Burası. Öyleyse adama niçin bilmece gibi şeyler söyledin? Adresi bulamasın diye. Kafayı çalıştır. Şimdi oraya aşçı diye biz gideceğiz. Sen hiç aşçılık da anlar mısın? Boş ver. Karnımızı doyuruncaya kadar idare ederiz. 37, 39... İlanı gördük, aşçı arıyor musunuz? Gelin. Siz burada bekleyin, ben hanıma haber vereyim. Peki. Vay anam vay, ne güzel ev. Baba, şunlara bak. Manav gibi. Sakın elini sürme. Biz de böyle bir evde otursak, ne dersin? Rüya görüyorsun derim. Şuraya bak, içinde top oyna. Ne oluyor, ne bu şangırtı? Çocuğun ayağı takıldı da. Ah! Vazoyu kırmış. Topla şu parçaları. Seni terbiyesiz yumuracak seni. Ne işin vardı orada? Ağzını toplasana sen. Terbiyeli konuş biraz. Bir de ahçı olmaya gelmişler. Şimdiden her şeyi kırıp döküyorlar. Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? İki neydiği belirsiz evin altını üstüne getir. Ne bağırıyorsun öyle? Alt tarafı çürük bir vazo. Ne işin vardı salonda? Babanın evi mi sandın burayı? Hadi defolun. Yedik mi senin evini be? Al da başına çal. Bak terbiyesize. Defolun! Defolun, şimdi ayağımın altına almayayım sizi. Sen terbiyesizlik etme. Ben ayağımın altına alırım şimdi. Polis, polis çağırın. Ne bağırıyorsun be? Gidiyoruz işte. Gel. Manyak bir herif değil mi baba? Manyak kızım. Hem de ne manyak. Bir dakika. Beni tanıdınız mı? Tanımadık. Yürü baba. Dur kız. Gözüm ısırıyor. Şimdi hatırladım. Fatoş küçüktü. Size vermek istemiştim. Almamıştınız. O mu? Evet. Nasıl büyümüş değil mi? Koskoca kız oldu. Güzelim. Ne kadar da büyümüşsün. Ne cici bir kız olmuşsun böyle. Lütfen bana evinizin adresini verir misiniz? Sizi görmeye geleceğim. Camcı! Cam takarız! Camcı! La 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 la! La 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 la! Cam takarız! Camcı!
Gel kız gel. Şu tarafa doğru. Karnımızı doyuramadık. Yorulduğumuz da caba. Şu Allah'ın büyüklüğüne gel de inanma. Bak şuraya. Ne var orada? Bildiğimiz elbiseler. Ama belediyeci elbisesi. Açlık senin başına vurdu galiba baba. Olacak belediye elbisesi ise? Sen duvarı aşıp elbiseyi çaktırmadan yürüttün mü? Karnımız doydu demektir. Hani kötü şey duymuşsunuz? Kötü şey tabii. Çok kötü. Ama biz yerine koyacağız. Al başına belayı. Buyurun, hoş geldiniz efendim. Öyle mi? Demek hoş gelmişim. Şeref verdiniz. Burada vazife başındayız. Ne bir şey verdim ne de aldım. Önce ciddiyet isterim. Baş üstüne efendim. Mallarınızı gözüm pek tutmadı. Aman efendim, hepsi ekstradır. Reklam istemez. Memuru şaşırtmak suçtur. Affedersiniz. Şu peynir gözüme şüpheli göründü. Sanki kokuşmuş gibi. Aman efendim, dün geldi daha. Çıkar da görelim. Baş üstüne. Sen ne istiyorsun? Bakkal amca, birlikte izleyir misin? Bekle biraz. Tadına bakın, ne kadar taze. Nasıl? Harika değil mi? Pek anlayamadım, sen bir dilim daha kes. Yo, ince değil. Kalın kes. Bir de sen bak bakalım küçük, ye. Ben de pek anlayamadım. Bir parça daha versiniz. Bakkal amca, bakkal amca. Benimki de büyük dilim olsun. Kes kes, büyük dilim olsun. Teftiş yapıyoruz burada. Bak bakalım, şu kırıklar taze mi? Bunlardan şüphelendim. Şu salamı da çıkar bakalım, o da şüpheli. Baş üstüne efendim. Yo yo! Büyük dilim kes, hem de iki dilim. Sen ne cimri herifsin be? Cimrilikten basarım cezayı. Buyurun efendim. Domuz eti olmasın? Elhamdülillah Müslümanız, günaha girmeyelim. Aman memur bey, halis dana. Bir de sen bak bakalım tadına. Bana biraz ekşimiş gibi geldi de. Fena değil. Fena değil ne demek? Piyasada daha iyisi yok. Dilinde mayasın mı var senin, zır zır ötüyorsun? Teftişe sabotajdan şimdi keserim cezayı. Affedersiniz efendim. Bu ne? Süt efendim. Biz de zeytin demedik, süt elbette. Ne sütü? İnek memur bey. İnek senin babandır. Bir de memura hakaret ha? Yo, estağfurullah efendim. Yani süt, inek sütü demek istedim. Bu dükkandaki mallardan şüphelendim. Su katılmış olmasın?
Şunu da tecrübe et bakalım. Ay Allah! Horluyorsun! Uyutmuyorsun beni! Yoo, horlamıyorum! Bakıyorum karnın doydu, çenen açıldı! Hem de nasıl, 3 gün acıkmam! Yıllardır aynı piyasada çalışıyoruz. Bazı tatlı işlerde ortaklık bile yaptık. Eski arkadaşlarımsınız, yardımınızı bekliyorum. Senetleri geri çekmenizi rica ediyorum. İleri tarihli yeni senetler hazırlayacağım. 6 aylık, 8 aylık... Bana bu süreyi tanıyın. Şüphesiz faizleri de yeni senetlere ilave edeceğim. Mümkün olsa hiç düşünmezdim. Ben senden de müşkül durumdayım Naci. Banka kredilerim kesildi. Yoksa seve seve ben de kabul ederdim. Beni iflasa sürüklüyorsunuz. Her şeyimi kaybedebilirim. Hadi Ömer, bas çalım hadi! Hadi gari! Hadi şut! Hadi baba! Hadi çocuklar, hadi patlar hadi! At hadi durup hadi! Al çocuklar, vermiyorum, benim topum! Nereden senin oluyor? Onu biliyor, onu abi sağ ol. İyi mi Erol? Tabii abim aldı, ver topu! Hayır, vermiyorum, vermiyorum! Anne, anne! Ne var, ne bağırıyorsun? Fatoş üstümü yırttı, dövdü! Eşek kadar çocuk oldun, batla kadar çocuktan dayak yemeye utanmıyor musun? Yürü benimle, yürü diyorum sana, yürü! Ah, ne oluyor ya, basıldık mı? Beste kargayı, oysun gözünü! Şu çocuğun haline bak! Aylardır evimde zıvarır, kira vermezsin! Üstüne üstlük, bir de nankörlük ha! Tuh! Ne oluyor gene, babaların üstünde bugün? Elinin körü oldu, senin yumurcağı sor! Az daha öldürüyormuş oğlumu! Çok mızık atmasaydı, ben de okudum canına işte! Çok konuşursan senin de! Ağzını yırtarım senin! Çat tabi çat! Ay bayılacağım şimdi! Çocuk değil canavar! Ben kalemem draklarım! Ayıp Fatoş! O senin anneannen yaşında kadın! Aa! Ne anneannesi be? Şey abla, şey babaannesi diyecektim! Aman affedersin! Karıştırdım iyice, Şaheser abla! Aa! Şuraya bak! Nereden ablan oluyorum senin? Kazık kadar herifsin! Kazık kadar ya, doğru! Kazık kadarım! Affet, haklısın, dilim sürçtü! Haklıyım, haksızım! Bundan sonra benim evimde işiniz yok! Hemen pılınızı pırtınızı toplayıp defolup gidin! Gözüm görmesin sizi bir daha burada! Yürü çocuğum! Kemal güle abi. Güle Kemal abi! Fatoş güle güle! Güle güle! Seni çok özledim Fatoş! Eyvallah çocuklar! Güle güle abim, yolun açık olsun! Sağ ol! Unutma Kemal abi, olur mu? Allah'a ısmarladık çocuklar! Hadi Allah'a ısmarladık! Güle güle! Allah'a ısmarladık! Yolun açık olsun abim! Fatoş! Yolun açık olsun Fatoş! Güle güle! Güle güle! Güle 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 abim! Keka, kuş tüyü yatak sanki. Hey, kalkın bakalım. Kalkın diyorum, hala yatıyorlar. Ne var, ne oluyor ya? Tam rüyanın en güzel yerinde. Otel mi burası? Başka yatacak yer bulamadınız mı? Turizm patlaması. Aradık, lüks otellerin hiçbirinde yer yok. Bırak zevzekliği, yürüyün karakola. Lütfen polis amca, biz bir şey çalmadık ki. Bizi karakola götürme, ne olursun. Bek, ağlama. Götürmeyeceğim. Ama bir daha burada görmeyeyim sizi. Yaşa polis amca, yaşa polis amca sen! Affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun sultanım, emriniz. Birini arıyorum, bu mahallede oturuyormuş, adı Kemal. Kızının adı Fatoş. Bu evde oturuyordu ama taşındı. Taşındı mı, nereye? Bilmiyorum. Kızgınlıkla çıkıp gidin evimden dedim.
Ben yokken eşyalarını satıp kira paramı da bırakarak gitmişler. Sonra çok pişman oldum. Sonra aradım ama bulamadım. Çok rica ediyorum. Eğer oturdukları yeri öğrenirseniz memnun ederim sizi. Hem de fazlasıyla. Sizi nerede bulabilirim sultanım? Buyurun, adresim burada yazılı. Kurbağa gibiyiz, evimizi sırtımızda taşıyoruz. Benim midem delindi açlıktan. Amma da acıkıyoruz. Midemizde solucan mı var ne? Ben yoruldum da. Cumbanların başını da kaçırdık. Kim bilir kaç çekecekti gene aslanlar. Avucunu yala, Trabzon hamsi tava gibi yapacaktı sizi. Bak bozuşmayalım gene. Peki peki, bozuşmayalım. Canım kuşum. Güzel kuşum. Seni de karlacıdım. Aklıma bir şey geldi. Zıkan yanında mı? Yanımda. Mastikayı çalar mısın? Kız işin yok mu senin? Aç karnına mastika çalınır mı? Sen mastikayı çalarsan karnımız doyacak. Nasıl? Sen çal görürsün. Çalalım. Değil mi? Çok güzel. Çok tatlı bir çocuk. Tam aradığımız gibi. Müthiş bir çocuk. Evet, ne olacak? Ben reisörüm. Ne zamandır çevireceğim film için böyle yetenekli bir çocuk arıyorum. Hadi başka kapıya. Baba, ne kadar çok para. Karnımız dayar. Aferin sana. İsmin de bakayım senin. Fatoş. Demek ismin Fatoş. Ne, beğenmedin mi? Beğendim tabii. Hiç beğenmez olur muyum? Çok güzel isim. Çok para kazanacaksınız. 100 bin, 200 bin. Lira mı bu? Lira tabii. Başarırsa zamanla milyon bile alır. Milyon? Milyon. Ya şuraya bak, 50 lira 100 lira değil ufaklık. Binlikler havada uçuyor. Ufaklık deme, bozulayarım ha. Peki peki. Yani ben Türkan Şoray gibi, Fatma Girik gibi artist mi olacağım? Ama aşk sahneleri çevirmem. Tamam. Aşk sahnesi yok. Yarın saat tam 11'de şu karttaki adrese gelin. Çocukla tecrübe filmi çekeceğiz. Tecrübe filmi başarılı. Buyurun. 3 filmlik anlaşma. Birinci film için 250 bin, ikinci film için 500 bin, üçüncü film için 750 bin lira. Beğenmedin mi? Beğenmem icap eder mi? Elbet. Babası olarak imzala lütfen. Olmaz. İlk film 1 milyon, ikinci film 2 milyon, üçüncü film 3 milyon. Bir sene sonra da serbestiz. Çıldırmışsın sen. Dünyada olmaz. Siz bilirsiniz. Yürü Fatoş. Bir dakika. Bir dakika lütfen. Bu çocuğu muhakkak almamız lazım değil mi? Muhakkak. Gelin. Oturun konuşalım.
Bütün şartlarınıza peki. Yalnız üçüncü filmden benim için 500.000 lira indireceksiniz. Bizde pazarlık yok, fiyatlar maktur. Ha peki! Peki, oturun başımın belaları, oturun! Hakaret yok! Oturun Kemal bey, oturun Fatoş hanım, lütfen canım! Canım! Ha şöyle, bugüne bugün artist ve de menajeriyiz, kibar olalım biraz! Ha, filmlerde Fatoş'un giyeceği kıyafetler de size ait, onu da ekleyin lütfen! Ya sabır, Allah'ım sen sabır ver bana! Filmin adı mı bu? Tamam, tamam onu da yazdım! Ha, bir şey daha var! Daha ne istiyorsun? İstersen ceketimi, pantolonumu da al canım! Haşa! Onlar bana yakışmaz! Küçük, küçücük bir şey! 6 milyonluk anlaşma için 500.000 lira avans olmaz! Peki ne olur? 500.000 lira avans bu film için, 1 milyon lira da anlaşmanın tamamı için. Yani 1.500.000 liracık canım. 500.000 liracık he? 500.000 liracık. Tamam değil mi? Kilotuma kadar soydunuz beni. Yo, onu istemem aman. Değil mi Fatoş? Püh, istemeyiz tabi. Buyurun efendim, emriniz? Şu anlaşmayı acele yazıp getirin. Sonra da gazetecileri içeri alın. Baş üstüne. Nefis, beğendim. Hem de çok. Harika! Seni çok seviyorum baba. Ben de seni. Gel şimdi odanı da gör. Baba, ne kadar güzel bir oda. İçinde Barbie'ler var. Ne kadar güzel bebekler var. Ah canım, bir tane bebeğim. Çok sevdim seni. Bana. Çok, çok da yakışacak ama. Sen de kendine gidip elbise alsaydın keşke. Lacivert, kahverengi, sonra zenginler gibi kravatlar, ipek gömlekler. Boşver, bunlar çok bile. Öyle kravatla, yeni elbiseyle filan rahatım kaçar benim. Yok ütüsü bozulacak, yok leke olacak, değil mi? Tali emrine göre evi 15 gün içinde boşaltmak zorundayız. Kumarın yüzünden hepimizi perişan ettin. Bundan sonra kim bilir nerelerde sürüneceğiz. Nedir bu başıma gelen? Suçum, günahım neydi? 6 sene önce yaptığın hatanın cezasını çekiyorsun. Müsaade beyim, sandığı alacağız. Siz ha? Rüya görmüyorum inşallah. Buyurun buyurun, içeri buyurun. Adresinizi film şirketinden aldım. Şöhretiz tabi. Herkes bizi tanıyor. Buyurun buyurun. Buyurun şöyle oturun. Rahatınıza bakın.
Eski evinize gittim, taşındığınızı söylediler. Evet, çıktık oradan. Biraz rutubetliydi de. Burası çok güzel. Siz de çok güzelsiniz. Sahi mi? Hem de nasıl? Sizi ilk gördüğüm günü hatırlıyorum da. Üzerinizdeki elbise... Yırtık ve solmuştu. Ama gene de çok şirindiniz. Çok şirindim, değil mi? Tabiatım kurusun, öyleyimdir. Ben de sizi hiç unutmadım. O gün üzerinizdeki elbisenin rengi... Ne renkti? Mavi üzerine beyaz puanlı. Başınızdaki eşarp... Evet, eşarp. Onun da mavi üzerine beyaz puanları vardı. Harika. Mavi size çok yakışıyor, biliyor musunuz? Sahi mi? Sahi ya. Söz aramızda ben maviye bayılırım. Ben de. Ne kadar da birbirimize benziyoruz. Ay, lafa daldım, unuttum. Ne alırdınız? Size zahmet olmasaydı. Rica ederim efendim, ne zahmeti? Öyleyse soğuk bir şey lütfen. Buyurun. O günden sonra sizi ne kadar aradım bir bilseniz. Anlatmak istediğim şeyler vardı. Şimdi buldunuz işte. Ben kimsesiz, anasız babasız bir kızım. Ne tesadüf. Ben de aynen öyleyim. Amcam büyüttü beni. Ama vicdansız, kötü bir adamdı. 6 sene önceydi, sekreterinden evlilik dışı bir çocuğu olmuştu. Zorladı beni. Çocuğu bir sandalın içine bıraktı. Sandalın içine mi? Evet. Şanslıymış ki onu siz buldunuz. Demek Fatoş'u bırakan sizdiniz. Şimdi onu almaya mı geldiniz? Hayır, sadece görmeye geldim. Ne hakkım var onu almaya? Onu siz büyüttünüz. Sizin yanınızda mutlu. Öyleyse niçin ağlıyorsun? Oo, maşallah maşallah. Seni gitti seni. İş buldun mu? Bulamadım. Aramadın, yalan söylüyorsun. Senden daha çirkinleri bile iş buluyor. Bize yardım etmezsen ne işe yararsın bu evde? Erkeksiniz. Siz niye çalışmıyorsunuz amca? Ben çalışayım ha? Bir işçi gibi. Bir boy eksikti. Bu yaşa kadar ben size baktım. Bundan sonra sen çalışıp bize bakacaksın. Namusumla iş bulursam bütün kazandığım sizin olsun. Bugün ilk başvurduğum yerde hemen Boğaz'a yemeğe davet ettiler. Gitseydin incilerin mi dökülürdü? Allah Allah, üstüme iyilik sağlık. İncin top oynuyor burada. Hey, kimse yok mu burada? Kimsin? Ne istiyorsun? Nesin Hanım'ı arıyordum, burada değil mi? Ne yapacaksın? Aradığı adamı buldum, onu söyleyecektim. Ama buluncaya kadar da akla karayı seçtim. Kimi buldun, ne adamı? Kim olacak? O Kemal denen herifi. Benim evimde otururken meteliksizin biriydi. Şimdi parayla oynuyor, şans işte! 6 sene önce sokaktan alıp büyüttüğü kız, şimdi artist oldu! Her filmden milyonlar alıyor! İşi iş artık! Peki Nesrin'in bunlarla ilgisi ne? Ne bileyim ben! Belki bu çocuk kendisinindir de ailesinden gizliyordur. Dünyada her şey olabilir. Neyse, Nesrin Hanım'ı görürseniz söyleyin, bana muhakkak uğrasın! Ocağa dolma vurmuştum, yanmadan yetişeyim bari, hadi hoşça kalın! Bu kız benim kızım olmaz. Hayır, o senin kızın değil. Öyleyse neden gidip aradın onları? Yalan söyleme! Benim kızım değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum! Söyle, söyle diyorum sana! Amca, boğacaksınız beni! Söyle, cevap ver bana! Bırakın, boğacaksınız diyorum! Evet, sizin kızınız. Kızımın yeri babasının yanı artık. Yavrumun milyonlarını o serseriye yedirmem. Evet, alıyoruz. Motor! Gel Fatoş! Günaydın küçük hanım. Gene mi pasta? Aa! Stop! Harika, harika! Aferin sana Fatoş, aferin! Melahat, 4. planı hazırlayın. Aferin kız. Hadi çocuklar, acele edin, geç kalıyoruz.
Yavrum, canım kızım, evladım, Allah'ım, Allah'ım inanamıyorum. Ağrol amca, bıraksana, film çekimi bitti. Film değil, o baban kızım, senin öz baban. Ne babası? İskele babası mı? Benim bir tane babam var. Olur mu? Benim senin baban artık. Bırak dedim, bıraksana be! Cikret gibi yapıştı yahu! Kimsin sen? Ne sıkıyorsun çocuğu öyle Mahmut Paşa fanilesi gibi? Demek sensin o namussuz herif. Kim ulan namussuz? Kim? Sen kimsin be? Ben fabrikatör Naci Akman. Senin Fatoş diye isim taktığın şu kızın babasıyım. Çek ellerini yakamdan serseri! Serseri senin sülale! Ağzını topla ya da yerden dişlerini toplarsın. Fatoş'un babasıysan bu boya gelinceye kadar neredeydin köpek soyu? Paranın kokusunu alınca aç kurtlar gibi üşüşüyorsunuz başına değil mi? Terbiyesiz küstah! Ben şimdi sana haddini bildiririm! Kendinize gelin! Çekil be! Ah! Ulan namussuz! Ulan alçak! Al sana! Kocamı öldürüyorlar! Ver elini! Yetişin ver! Nasılmış beni babamdan almak? O benim çocuğum! Gerekirse en büyük avukatları tutup alacağım elinden! Alacağım! Nereden kızın alıyorum ben seni? Defolun gidin buradan! Hadi yürü Nesli! Demek kıyı kıyı bana sokulmanın sebebi çocuğu almaktı. Yanlış anladınız. Bakın anlatayım. Külahımı anlat. Yürü geç kalıyorsun. Amcam bekler seni. Kaçalım buradan baba. Film de bari de onların olsun. Kaçalım yavrum. Buyurun efendim. Bir oda verir misiniz? Tabii. Oda kirasını peşin alıyoruz. 3.000 lira. Tabii. Bizim paramız var. Verebiliriz tabii. Şurayı doldurur musun? Çocuk Yıldız Fatoş kaçırıldı. Çocuk kaçırma suçundan tutukluyoruz seni. Baba! Çok özledim seni baba. Küçük bir yavruya babalık iddiasında bulunan bu adam işsiz güçsüz takımından bir kişidir. Bir tarafta öz yavrusundan ayrı kalmanın senelerce acısını çeken çocuğun gerçek babası, öbür tarafta hiçbir sorumluluk taşımadığı halde babalık iddiasında bulunan bir sahtekar. O sahtekar değil, benim sadece gerçek babam o. Otur bakayım yerine. Doğru oturmazsan dışarı atarım seni. Burası mahkeme. Haklı haksız burada meydana çıkar. Söyle bakayım şimdi. Yaramazlık yapmadan oturacak mısın? Oturacağım hakim bey amca. Ama o adam da benim babamı haksız yere suçlamasın. Gel bakayım sen buraya. Kaç yaşındasın sen bakayım? 60 yaşındayım hakim amca. Olur mu hiç? Senin yaşın 6'dan fazla değil. Siz çarpım tablosu bilir misiniz? Bilirim, ne olacak? Hesaplayın öyleyse, ben 6 yaşındayım. Yaşadığım her yıl 10 senelik çile çektiğime göre 6 ile 10'u çarparsanız 60 eder. Onun için 60 yaşındayım hakim amca. Dinle yavrum, şurada oturan adam seni kaçırmış diyorlar, doğru mu? Gerçekten kaçırdı mı? Hayır hakim amca, neden kaçırırsın? Babam o benim. Asıl şu kadınla şu adam beni kaçırmak istediler. Ben gözüm dünyayı açtığımda yanında sadece babacığım buldum. Acıkınca beni o doyurdu, aslanınca bana o baktı. Çok iyi insandır benim babam. Onu koruyun, hapisten çıkarın. Siz onu korursanız, Allah'ım da sizi koruması için tüm kalbimle dua ederim. Ne olur beni ondan ayırmayın. O benim canımdır, kanımdır. Her şeyimdir o benim. Siz onu benden ayırırsanız
Ölürüm ben hakim amca. Çocuğun bütün söyledikleri doğrudur. Kemal Bey henüz 2 günlük bir yavruyken onu sokakta bulmuş. Fakir bir adam olduğu halde ona bakmış, bu yaşa getirmiştir. Peki sen nereden biliyorsun bunları? Ben de babası kadar suçluyum. Çünkü onu sokağa bırakan benim. Şimdi suçlu sandalyesinde oturan adamın ona ne kadar iyi davrandığının en büyük ispatı çocuğun ona olan sevgisi, ona olan bağlılığı ve gördüğünüz gibi candan savunmasıdır. Yaşa Lester abla, yaşa! Oturabilirsiniz. Buyurun. Sayın hakim, çocuğun müvekkilim Naci Akman'ın çocuğu olduğunu ispat eden delilleri daha önce yüksek mahkemenize vermiştik. Sanık küçücük bir çocuğu en çirkin şekilde istismar etmiştir. Müvekkilim geçen zaman içinde hep çocuğunu aramıştır. Yalan! Aramamıştır. Oturun! Size söz vermedim. Devam edin. Sanık, ufacık bir çocuğun sırtından para kazanmak için sokaklarda oynatıp şarkı söyletmiştir. Şimdi de film çevirtmekte, zavallı bir çocuğu sömürmektedir. Fatoş'tan ayrılmak istememesi, ona olan sevgisinden değil, çocuğun kazandığı milyonlar içindir. Evet. Bu adam toplumdan sürülmeli, insanlardan uzak tutulmalıdır. Onun için en ağır cezayı istiyorum. Ayrıca yüksek mahkemenizden müvekkilime sembolik olarak 1 lira manevi tazminat ödemesini talep ediyorum. Bu kadar gürültüyü 1 lirası mı yapıyorsun? Ben sana 5 lira vereyim de sus! Gürültüyü kesmezseniz salonu boşaltırım. Hakim bey, söz istiyorum efendim. Buyurun. Kızımın çevirdiği filmlerden aldığı paralar bizzat Fatoş ismine bankaya yatırılmıştır. İşte cüzdanı. Evet, paranın büyük bir miktarını yatırmışsın. Geri kalanı ev kirası, giyim gibi giderler için harcadım. Buyurun, o giderleri de kalem kalem yazdım. Ev kirası, Fatoş'a papuç 2 tane, fanile, don, çorap, şapka, elbise vesaire. Anlaşıldı, çocuğun parasına dokunmamışsın. Atarım dışarı ha. Affedersin hakim amca. Davacı taraf 1980 doğumlu ölü Hülya'dan doğma Fatoş'un Naci Akman'ın öz çocuğu olduğunu ispatladı. Senin buna bir diyeceğin var mı? Sadece bir çocuğu peydahlamış olmak babası olmaya yetiyorsa söyleyeceğim bir şey yok. Fatoş'u ben kundakta bir bebekken buldum. Hem ana hem baba oldum ona. Altını temizledim. Mamasını yedirdim, bezini yıkadım, dizlerimde yatırıp ninni söyledim. Et tırnak olduk onunla, beraber aç, beraber tok yaşadık. Beraber gülüp, beraber ağladık. Hastalandı, sabahlara kadar başucunda bekledi. Marifet diye anlatmıyorum, çocuğunu seven her ana baba yapar bunları. Ama şimdi suçlu mevkiinde ben değil, yavrusunu sokağa atan, sonra milyonlar kazandığını öğrenince ona sahip çıkan şu adam oturmalıydı sayın hakim bey. Sorarım size, bir çocuğun babası onu peydahlayıp sonra sokağa atan mıdır? Yoksa onu canı gibi sevip büyüten, uğruna her şeyi göze alan mıdır? Babacığım! Babamsın benim. Benim senden başka babam yok. Beni sakın bırakma. Yanındayım. Ayrılmayacağız yavrum. Yalvarırım hakim amca. Ne olur bizi ayırma. Gel, gel yavrum. Bak oğlum.
İnsan olarak çok dürüst ve fedakar davranarak Fatoş'u büyütmüş, bu yaşa getirmişsin. Evet, sana çok acı gelecek. Ama yasalara göre onu gerçek babasına vermek zorundayız. Haksızlık! Haksızlık bu hakim bey! Karar! Gereği düşünüldü. Fatoş Akman'ın öz babası Naci Akman'a verilmesine, sanık Kemal Soylu'nun tahliyesine, temiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Gidiyoruz Fatoş, gel. Gel. Bırak, bırak yerim, bıraksana ben! Babamı istiyorum ben! Beni ayırmayın babamdan! Bırakma beni baba! Ne olur bırakma! Ne susuyorsunuz öyle? İyiyim, rahatım işte. Neydi o be? Yedir, içir, giydir, peşinde koş, gece uyan, kalk, bak, uyuyor mu, açılmış mı, terlemiş mi diye. Kurtuldum işte. Oh be, dünya varmış. Çocuk tatlısı mıyım ben be? Çal şuradan neşeli bir şey. Ne duruyorsun, çalsana! Hadi Şeref'e! Bir avcı vurdu beni, bin avcı yedi beni, bin avcı yedi beni, ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Yaremi bağladım, eğdi yar boynunu eğdi, Allah kerimsin dedi. Hençer yarası değil, domdom kurşunu değdi. Hençer yarası değil. Dur be, patladın mı? Gene misin? Hala ne istiyorsunuz benden? Dur! Sana yalvarmaya geldik. Fatoş inşaatın altıncı katına çıktı. Aşağı atmak istiyor kendini. Yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Yalnız sen indirebilirsin onu orada. Polisler de geldi.
dakika, ben babasıyım. Bir dakika. Fatoş! Fatoş kızım! Baba! İn aşağı! Seni almaya geldim! Yaşamak istemiyorum! Kötü bu dünya, acıyla dolu! Hakkını helal et, babacığım! Dur Fatoş! Allah kendini öldürenleri affetmez! Hayır! Hayır! Sana anlatacaklarım var, sonra atarsın kendini! Bekle, yukarı geliyorum! Kurtar onu! Kızımın hayatını tehlikede görünce insan olduğumu hatırladım. Bütün babalık haklarımı sana bırakıyorum. Yeter ki kurtar onu. Fatoş kızım, sen benimsin artık. Baban seni bana verdi. Yalan söylüyorsun, sormamıştır o. Söz verdi. Ben hiç yalan söyledim mi sana? O söyler ama seni de kandırmıştır. Öyleyse kendi kulağınla duy. Naci Bey, söyleyin Fatoş da duysun. Herkesin içinde söz veriyorum. Yemin ediyorum, seni babana bırakıyorum Fatoş. Sana gene geri alırsın. İnanmıyorum, inanmıyorum. Doğru söylüyor Fatoş. Artık hep seni büyüten babanla beraber kalacaksın. Hayır, yalan! Hoşuna geldim baba. Seni son bir defa daha öpmek için geldim. Hayır, yanıma gelmeni istemiyorum. Bizi kavuşturmazlar baba. Seni öteki dünyada, cennette bekleyeceğim. Haklısın. Çekilmez bu dünyanın pisliği. Beraber yaşadık, beraber öleceğiz öyleyse. Dur, ben de geliyorum. Ben de atıyorum kendim. Hayır! Sen ölme. Öyleyse gel sarıl bana. Geliyorum. Geliyorum babacığım. Babacığım, düşüyorum. Düşüyorum. Babacığım, düşüyorum. Dur Fatoş, geliyorum. Korkuyorum baba. Korkuyorum baba. Korkma, geldim işte. Gayret et. Yavrum.